Zerdeli pilav için gerekli malzemeler. Zerde pilavı için 1,5 su bardağı pirinç, 1 çay bardağı pekmez, 1 avuç badem, 1 avuç kuru üzüm, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 çay kaşığı hindistan cevizi. Nohutlu pilav için 2,5 su bardağı pirinç, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz. Ay, oh, çok ağırsın sen. Ne yiyorsun böyle bakayım? Biz neye geçiyoruz şimdi? Hangi yemeğe? Zerde pilavı. Ya biz şu anda zerde pilavına geçiyoruz. Niye utandın sen bakayım böyle? Beraber yapacağız mı yine zerde pilavını? Evet. Utandı, kıyamam ben sana. Hadi bakalım. Annesi zerde evet. pilavına geç olmuş olsun. Evet. Şimdi peki. Zerde pilavımıza geçiyoruz. Evet. Anne. Anneciğim. Anne. O yağ tatlım. Hadi. Ben tamam. Onu kapatmayayım. Evet. Yok değil. Bugün böyle güle oynaya bakalım yapacağız. Sabahtan ben 4 su bardağı evet. Pirinç ıslattım. Haşlamadım da. Tamam. Sadece soğuk su koydum. Diriliği gitsin diye. Ne kadar bekleyecek yani? 2 saat önceden de olabilir. 2 saat önce. Ay evet, kapı çaldı. Siz çalışmıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geldin. Yardıma geldi. Hilava yardıma geldim. Umarım kaçırmadım. Geldi. Haşlamadınız. Gel, nasıl hoş gidiyor? Geldin. İyi gidiyor, alalım. Teşekkür ederim. Güzel renkli montunu şöyle asalım burada. Teşekkür ederim. Hazırlıkları tamamladınız mı? Tamamladık, seni güzel. Bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Hadi buyurun. Görümce geldi, eyvah, görümce geldi. Ellerini yıkasın görümce. Tamam, ellerini yıkayıp kalitlerini giyip hemen geliyorum. Tamam canım, peki. Ne kadar beklemesi gerekiyor pirincin? 2 saat önceden ben ıslattım. Tuz yani, attın mı? Biraz. Pirinçlerimizi güzelce ne? Yıkayalım. Geldin. Şimdi görümce geldi, hareketlerine evet. dikkat edelim Pınar. Görümceye bırakalım, pilavı yapsın. O mu yapsın? Her şeyi hazır edin yoksa yap çalışma. Her şey tamam. hazır olsun. Şey mi, var mı gelin görümce yok, sohbeti yok, var mı aranızda? Hiç sohbet yok. Güzel, kavga yok. Kavga yok. Olmasın çok güzel. Zaten canım. Abla... Ama... Kardeş gibiyiz. Böyle tatlı bir sürtüşme olur ya böyle güzel. Hayır, hayır, hayır. Yok, hiç öyle bir hava da yok zaten. Hiç öyle bir hava yok. Esen Hanım'ın uzmanlık alanı olan zerdeli pilav için pirinçlerimiz iyice yıkandı. Oradan zerdeli pilav için bir kısım ayıralım. Ayıralım. 1/3'ünü zerde için ayırıyorum. 1/2'sini normal pilav için ayırıyorum. 2 çeşit pilavdan oluşuyor. Yani 2 çeşit pilav yapacağız bunu. Aa, anlamadım. Biz şimdi 2 çeşit... 2 çeşit pilav yapacağız. Bir tanesi tatlı, bir tanesi nohutlu. Tuzlu bir pilav olacak ve ikisini birleştireceğiz. Zerde pilavı bu mu olacak? Bu yani? Olacak. Ha. Zerde denen kısmı zaten o üzerindeki tatlı olan pilav. Anladım galiba. Evet. Tatlı, pekmezli. Yine mi pekmez bademli, var? Bademli, üzümlü tabii ki. Yine mi pekmez var? Tabii, tabii. Burada artık bütün yemeklere pekmez tamam. koyuyoruz. Tamam, hadi başlayalım. Bir an önce görelim o zaman ne olduğunu. 1 kaşık yağımı alıyorum. 1 dakika Pınar'cığım. Ölçümüzü verelim. 4 bardak pirinç ıslattık. Bunun 1,5 bardağını zerde pilavı için, 2,5 bardağını da normal nohutlu pilav için ayırıyoruz. Tamam. Ama anladım. Ben bildiğim için hani göz kararı bunu böleceğim şimdi. Tamam, tamam. Başladık. Öncelikle haşlanması gerektiği için öncelikle zerdeli pilavımı alıyorum. Zerdeli pilavımın pirincini alıyorum. Tamam. Suyunu ekleyip onu ocağa oturtuyorum. Bakalım nasıl bir pilav olacak? Ben çok merak ettim gerçekten. 1,5 su bardağı pirincin üzerine 2 parmak geçecek kadar su ekliyoruz tencereye ve kaynamaya bırakıyoruz. Şimdi diğer pilavımıza geçiyorum. Tamam. İstersen sen pirinçleri ilave ederken büyük ben nohutları getireyim. Büyük merakla bekliyorum. Nasıl bir pilav olacak bu? Yağımız ne durumda? Eğer çok az geldiyse bir parça daha ilave edebiliriz oradan. Dileyelim. Tamam. O zaman 2 kaşık tereyağı koymuş oluyoruz. Doğru. Bilgilendirelim kafamız tamam. karışmasın. Pınar'ın daha önceden hazırlamış olduğu haşlanmış nohutlarımız var. Hı-hı. Bu şekilde hazırlıyor, dolaba yerleştiriyor ki kullanım esnasında kolaylık olsun. Tamam. Bunu da ilave ediyoruz. Ben sana hemen su getiriyorum. Peki. Pınar tamam. nereye kayboldu? Yardım edecekti bize. Pınar Behzat'a bakıyor olabilir. Tamam. Behzat durmuyor, çok şey hareketli bir çocuk. Sen ne yapıyorsun Behzat böyle? Behzat oyun arasında gelip mutfağımızı da kontrol etmeyi ihmal etmiyor. Ne kadar nohut var orada? 1 bardak nohut var. Kuru hali 1 bardak mı? Hayır hayır, haşlanmış olarak 1 bardak. O zaman hiç kavurmadık, onu hayır, belirtelim. Hayır. Yağ erittik, pirinci kattık, nohut nohutumuzu attık. Nohutumuzu koyduk, suyumuzu ilave ediyoruz. Ilık su mu? Evet. 2
mesela tuzunu 3,5. Ve karabiberini de ilave şimdi edersen. Şimdi Esen'cim kafamız karışmasın diye bir daha soracağım. Pirinç, pirince göre mi su koyuyorum? Evet, pirince yani göre su koyuyorum. Ölçüm nedir? Pirince göre su koyuyorum. Her bardak için 1,5 su koyuyorum. Tamam. Nohutlu pilavımıza 1 çay kaşığı da tuz ekliyor Esen Hanım. Evet, yeterli. 1 çay kaşığı. 1 çay kaşığı. Evet, bunun bir parça daha pişmesi gerekecek. Tamam. Bademlerimiz burada. Bunlar. Bunları soymamız süzelim gerekecek. Süzelim onu, masada süzelim. Hep beraber yapıverelim tamam. Bence. Tamam. Zerdeli pilav için 3 koldan bademlerin kabukları soyulmaya başlanıyor. Ne kadar badem var burada? 1 avuç badem var. Badem sevenler arttırabilir mi? Arttırabilir. Sevmeyen eksiltebilir. Bu isteğe bağlı. Bademleri suda 1-2 taşım kaynatırsanız kabuklarını kolayca soyabilirsiniz. Tadı çok güzeldir. Bu da bahçemizin bademleri. Oo, ne bahçe varmış ya, sizde de. Götüreceğim ben seni bahçemize. Vallahi ediyorum. Ne güzelmiş. Ay, Nur, evet sen canım. Kontrol etmek istersen zerde pilavımızın pirinci tamam görünüyor. Nereden anladık kapayacağımızı? Şimdi, bakayım. Bak, gayet güzel haşlandı. Şey mi bu şu anda? Bayağı pişmiş mi? Bayağı pişmiş. Hani sütlaç pişirirsin. Evet. Onun pirinci gibi. Anladım. Gayet güzel haşlanmış tamam. Olacak. Tamam. Bayağı pişmiş evet, pirincimiz. Bayağı pişmiş pirinci. Şimdi olacak. Onu süzüyor muyuz? Bunun evet fazla gelen suyunu bir parça süzeceğim. Nursel. Zerde canım. Pilavını pişirmek için bana yardımcı olmanı isteyeceğim. Tamam. Tenceremizi alıyoruz. Hı hı. Yine pilav pişirir gibi bir kaşık. Çok olmayacak yağı. Bir kaşık tereyağı koyacağız. Bu arada pilavımı kontrol ediyorum. Çünkü göz göz oldu. Pilavın altını kapatmam gerekiyor. Göz gayet oldu. Pişti. Evet. Tamam. Pilav ve altını kapatıyorum. Nohutlu pilav tam kıvamında pişiyor. Şimdi zerde pilavımızı pişireceğiz. Tamam. Ayrı bir tencereye tereyağı ekliyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı koymayla başladık. Yeterli mi o? Yeterli. Bademler de bitti. Oo, soydum. Bunlara bak hızlı. Bir parça Hindistan cevizi ekleyeceğim çünkü ben aromasını çok seviyorum. Pilava çok pilava yakışıyor. Hindistan cevizi evet, koyacağız. Aa. Hindistan cevizi ekliyorum. Bu da 2 kaşık ya da 1 kaşık arzunuza göre değişebilir. Valla ben ama de seviyorum. 1 kaşık da benim için koy o zaman. 1 kaşık da senin için ekliyorum. Vallahi. Hindistan cevizi ve tereyağıyla mis gibi bir koku yükseliyor tencereden. Haşladığımız pirinci doğru, ekliyoruz. Pirinci ekliyorum. Bayağı şey gibi bu. Öyle mi olması gerekiyor? Lapa gibi. Evet. 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 Hemen pekmezimi ekliyorum. Allah Allah, doğanma değişik bir şey oldu evet. Bu. Pekmezli ve Hindistan cevizli bir pilavla tanışıyoruz bugün Avanos'ta Pınar Hanım'ın mutfağında. Ve bu pekmezi çekene kadar 5 dakika ya da 10 dakika kaybolsun pekmez. O zaman bütünleşsin diye bekliyoruz. Şunları kaldıralım, o arada da olsun. Tamam, ben bunun ağzını kapatıyorum. Zerde pilavı pişmeye devam ederken mutfakta düzeni de elden bırakmıyoruz. Evet, 3'e 10 var kızlar. 3. yemeğimiz bitiyor. Ah ne evet. Güzel oldu bak. 3. yemeğimize bitmesine çok az kaldı. 3'e 10 var. Ne kadar güzel evet. Uydu. Kendi kendime öyle oynuyorum işte ben. Ne durumdayız? Şimdi pilavımız pişti. Pekmezini çekti. En son bademini ve üzümünü katıp söndüreceğiz altını. Tamam. Nursel'cim. 1 avuç kadar bademiniz var. Sen bunu eklerken ben hemen üzümü getiriyorum. Tamam. 1 avuç badem evet. Ekliyoruz. 1 avuç da üzümümüz var, kuru üzüm. Bunu da ekliyorsun. Bu ne üzümü? Kuru üzüm. Kuru üzüm. Evet. Sapları falan? Ayıklanmış, ha, hepsi evet. Temizlenmiş. Biraz kalmış birkaç bir tane. Evet, tamam. Olabilir. Bu da 1 avuç. Karıştırıyorsun altını kapatıyorsun. Ne diyorsun? Bitti. Evet. Oo. Kuru üzüm ve badem eklenen zerde pilavımız da hazır. Bu nohutlu ve tuzlu olan. Evet. Bu da tatlı olan. Tatlı olan. Pekmezli olan. Evet. Şimdi ikisi de dinleniyor. Dinleniyor. Sonra bunları sunumda birleştireceğiz. Zerdeli pilavı alta. Tamam. Pınar Hanım tatlı ve tuzlu 2 kattan oluşan zerdeli pilava şekil vermek için kek kalıbı kullanıyor. Şimdi bu böyle lapa gibi gözüküyor ya hani normalde evet. Çok uğraşırız ya tel tel olsun diye. Yok, bu pilavın normal. Özelliği bu. Kimse yanlış anlamasın. Bilerek böyle yaptık. Evet. Tatlı zerde pilavıyla kalıbın zemin katı dolduruluyor. Nohutlu pilavla da 2. katı çıkıyor. Bunu bekliyorum. Önce şöyle yapalım. 1, 2, 3. Aman bismillah. Kek kalıbı büyük bir servis tabağına ters çevriliyor. Bakalım nasıl bir görüntü bizleri bekliyor. Başardık. Oo, pilavımız olmuştur. Biz başardık. Ne güzel oldu. Biz yaptık. Vallahi güzel oldu. Pınar'a bak sen. Pınar'a bak neler yaptı. Çok beğendim. Servis kısmını da çok beğendim. Sunumu harika oldu.